Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için yaz tatili sonrası 2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrenciler 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci ise bugün başladı ve 16 Eylül'e kadar sürecek. Çıkarsın bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1.2 milyon öğretmenin ders başı yaptığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra 136 milyon yardımcı kaynağı hazırladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ücretsiz yardımcı kaynaklar, bu yıl ilk kez ders kitaplarıyla birlikte eğitim öğretim yılının başında okul sıralarında öğrenciler için hazır oldu. 27 futbol oynuyorum, bisiklete binebiliyorum. Okullarda 60 bin temizlik personeli görevlendirildi. Eğitim yılı hazırlığı kapsamında okullara 3.1 milyar liralık bütçe gönderildi. Bu yıl ayrıca 1450 yeni anaokulu ve 10.200 ana sınıfı açıldı. Bakanlık bu yıl sonuna kadar 3000 anaokulu hedefinin üzerine çıkmayı planlıyor. Aktif kullanılmayan köy okullarının yaşam merkezlerine dönüştürülmesi çalışmaları kapsamında da yaklaşık 800 köy yaşam merkezi hizmete sunuldu. Yıl sonuna kadar da 6970 köy yaşam merkezine ulaşması hedefleniyor. Kütüphanesiz okul kalmayacak projesi kapsamında 16.361 kütüphane yapıldı ve kütüphanelerdeki kitap sayısı 80 milyona ulaştı. Eğitim ailesine bu yıl 1 Eylül'de ataması yapılan 20 bin öğretmen daha katıldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılı ilk ara tatili 14-18 Kasım 2022'de yapılacak. Öğrenciler için 23 Ocak 3 Şubat 2023'te yarı yıl tatili, 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak. Eğitim öğretim dönemi 16 Haziran 2023'te sona erecek. Bir tane geldi. Abi ben ne çekiyorum?